Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Nedim Yıldız, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi anneme şöyle güzel bir şey aldık ama inşallah çok memnun kalırız. Annem bu sıralarda böyle büyük odun motoruyla ağaçları falan, budamalarını falan yapıyorlar arkadaşlar. Onlar böyle ağır geliyor, böyle daha hafif olsun ama işte iyi bir şey olsun diye bana epeyden beri söylüyordu. Araştırıverdim abi. Arkadaşlar şöyle en güzel, içime sinen bu ürünü buldum. Bu ürünü anneme aldık. Kaç para aldığımı söyleyeceğim. Bir de ürünü açacağız, denemesini yapacağız. Özelliklerini falan göstereceğim ben size. Kesimde yapacağız biraz sonra. Her şeyini anlatacağım. Arkadaşlar ürün Milwaukee'nin M12 Full şarjlı motor testeresi. Ya M12'ler küçük akülü, hafif akülü oluyor. Ama M18'ler ağır endüstri için oluyor. Bu da yine ağır endüstrinin bir ürünü. Yani kalite olarak iyi gibi duruyor. Bayağı iyi bir arkadaşlar. Bayağı iyi bir şey. Şimdi peki bu markayı nereden buldum ben? Benim önceden bir bu da ayarlı pensem vardı. Traktörlerin böyle ekipmanlarını sökerken kullanıyorduk. Lazımdı ya, daha doğrusu alacaktım. Sonra araştırırken İzeltaş'tan daha uygun fiyatlı bir Milwaukee vardı. Ben bunu ismini duymuştum bayağıdır. Hadi dedim şansıma deneyeyim. Daha ucuz hem de İzeltaş'tan diye. Aldım geldim arkadaşlar. Civatalar söküyoruz. Pulluğun 9 yaylı kültivatörün alplerin çok çabuk kırılıyor ya. Civataları ucu bitiyor. Onları söküyorum, böyle uğraşıyorum. Civata kırılıyor. En ufak bir kaçırma yok. Bir de bakıyorum dişleri kırılmıştır kesin bunun diyorum ben. Dişlerinde çizik bile yok. Böyle çok hoşuma gitti o makine. Halen de burada. Ayarlı pense. Bildiğimiz kurbacık ayarlı pense. Çok memnun kaldım o üründen. Kalite olarak beni çok kendi hayran bıraktı. Onun için onu araştırdık. Biraz da annemin şeylerini zorladık. Sınırlarını zorladık. Maddi sınırlarını. Bu ürünü aldık. Şimdi bu ürünü açacağız. İlk defa açacağız. Hatta böyle şey yapmışlar bak Sami. Nedim Yıldız satılmıştır diyor. Önce bu ürünü Aydın'dan aldık. Şanslı bir şey. Tamam. Bu kutusuyla beraber hazır set halinde geliyor arkadaşlar. Evet. Neler yazıyor burada bakın. Palasının 152 mm olduğu, yani 15 santim palası varmış. 2.2 kilogrammış ağırlığını yazıyor. Bu dişlerin falan oranlarını yazıyor. Bu tahminim, anlayabildiğim kadarıyla gazı bastıkça hız artıyor. Gazdan azalttıkça hızı yavaşlıyor. Onun yani gaz pedalını takip eden bir devir var diye onu söylüyor. İçinde bir makine var. M12 FHS modeli var. Bir tane, iki tane batarya var. Bir tane şarj aleti var. Bir de kickbox diyorlar. Bu Milwaukee'nin sağlam çantası var. Şimdi abi fiyatı, hadi fiyatı söyleyeyim mi? Dur şunu açalım da. Sami. Evet. Sen böyle. Şu tarafa geçeyim. Minderi çekeyim aldıma. Ürün böyle arkadaşlar. Burada ne var? Kullanım kılavuzları var. Şöyle. Kullanım kılavuzları var. Bir de bunun koşulsuz garanti hizmeti var arkadaşlar. Koşulsuz garantiyi de anlatacağım ben size. Şimdi ürün, hoppa. Ürün bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ürün bu. İçinde yağ da var herhalde. Biraz yağ var. Şöyle. Buraya şeyi takıyorsun. Aküyü takıyorsun. Şöyle bataryalar var burada. Bataryalar arkadaşlar ne yapmış? 6 amper. Red lityum teknolojisinde 6 amper batarya. 2 tane. Bunu 4 amperli şey yaptı. Yok dedim ben 4 amperli istemiyorum. En orijinal neyse onu getir. 6 amperli. M12. Şöyle bir yağ göndermişler sana bak. 76 milim. Bunun özelliği neymiş ya? Hiç başka bir şey yazmıyor ama Milwaukee'nin yağı. Bunun kendinden yağlı arkadaşlar. Makine. Ben geçenlerde İzmir fuarına gittim. İzmir fuarında bu makineler, böyle bir şarjlı bataryalı makineler 8.000 lira, 8.500 lira, 7.500 lira dolup duru. Ama biz bunu yani iyi almışken iyi bir şey alalım dedik. Arkadaşlar bataryası
şarj aleti, iki batarya, bu set halinde, bu takım, gördüğünüz her şeyi tam 20 bin liraya mal oldu. Bunun fiyatı 20 bin lira arkadaşlar. Bununla şimdi denemeler yapacağız. Her şeyi deneyeceğiz bakalım. Şöyle kullanım mı falan. Şu şurada dursun. Bu böyle dursun. Hatta şöyle yatıralım, böyle dursun. Başka ne var dedik? Batarya. Şöyle söylediğim gibi batarya. Hafif, çok da ağır değil. Hafif de değil böyle. Yine hafif ya. Baksana. Çok bu şey yok yani. 66 amper diyor. 72 watt saat. Bu değerleri isteyenler olur. 60 amper 72 watt saat diyor. Şöyle. Alman malı. Germany. Tabii 5 dakika içinde dolduruyor dedi. Yani 1 saat diyelim biz ona. 1 saatte dolduracak herhalde. Şunu şuraya koyalım. Bu yok yalnız çanta güzel ha. İkinci batarya da burada. Bir bataryayla bizim araştırmamıza göre sanki 2,5-3 saat, 2,5 saat falan gitme durumu var gibi. Bakalım. Deneyeceğiz. Onun denemesi ayrı videoları yapacağız. Şeffaf bir şekilde. Bu da yağlı. Kendinden yağlı olduğu için. Şurada kendinden yağlı olduğu için kendine yağ koymuşlar. Biz yine satın yağ parayla satın aldık. Yağ aldık. Şimdi bu ürün arkadaşlar ne kadar garantisi var? Milwaukee'nin bu ürünün ne kadar garantisi var? Onu size söyleyeyim. Normalde 2 yıl garantisi var. Ama ürünü aldığınızda bir internet adresi var. www.koşulsuzgaranti.com koşulsuzgaranti.com adresine girdiğinizde bunun satış mesela seri numarasıyla faturasıyla, fatura tarihiyle en geç bir ay içinde oraya kaydettiğinizde arkadaşlar tam bir yılı koşulsuz toplam 3 yıl garantisi oluyor. Şimdi önemli olduğu için anlatıyorum. 3 yıl garantisi oluyor arkadaşlar. İstediğiniz servis noktasında, yakında servis noktalarınız yoksa uzaktaki servis noktalarında kargoyla da gönderebiliyorsun. Her şekilde yapılabiliyor, yaptırılabiliyor. Toplam 3 yıl garantisi oluyor. 1 yılı koşulsuz. Şimdi o 1 yıl koşulsuz ne oluyor onu anlatayım ben. Çünkü önemli olduğu için anlatmam lazım bunları. Şimdi ürünü kullandınız. Oldu, elinizden düştü. Yok, yağsız kullandınız. Bazen götürüyorsunuz bir makine, bir ürün alıyorsunuz arkadaşlar. Servise götürüyorsunuz. Ama servis diyor abi sen bunu zorlamışsın. Allah Allah. Ya neyi zorlayacağım ben bunu? Sen bunu çok ısıtmışsın. Çok zorlamışsın, kullanmışsın kendini yakmış. Bu kullanıcı hatası. Ya ne kullanıcı hatası? Bildiğin kullandım yani. Ben bunu niye bozacağım? Ondan sonra ne yapıyor? Kullanıcı hatası olduğu için servis para ücreti karşılamıyor. Yani bunun bir yılı koşulsuz dediği o. Her ne arızası çıkarsa çıksın, bir yıl içinde ne sorun çıkarsa çıksın, elinden düştü mü, şöyle oldu mu, böyle oldu mu sormaksızın koşulsuz bir şekilde sizin ürününüzü tamir ediyorlar arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde tamir ediyorlar. Eğer servis uzaksa Aras kargo aracıyla gönderiyorsunuz hiçbir ücret ödemeden yapıp geri gönderiyorlar. Yani bütün koşulları öğrendim. Özellikle önemli olduğu için anlatıyorum. İkinci bir hakkınız ne oluyor? Bu ürün ömür boyunca garanti kapsamınız bitti. Garantiniz bitti. Ömür boyunca düşük masraf garantisi var. O ne anlama geliyor? Şimdi bu ürünü garantisi bitti. Garantisi bittikten sonra gittiniz bir arıza oldu. Mesela 5-10 yıl sonra bir arıza oldu. Ve bu ürünün güncel fiyatı kaç paraysa, o anki güncel fiyatı kaç paraysa sizin değiştireceğiniz, yaptıracağınız masraf en fazla ne kadar ne masraf yaparsın yapın güncel parasının %30'unu aşmayacak. %30'unu geçmeyecek. Yani 10 bin lira bu ürünün güncel fiyatı mesela atıyorum 10 bin lira güncel fiyatı ama 3 bin liraya geçmeyecek. İsterseniz motoru arızalansın. İsterseniz başka bir yerine bir şey olsun. Masraf 3 bin liraya geçmeyecek arkadaşlar. Güzel bir şey. %30'u. Eğer bu bataryalarda %50'si oluyor yalnız. Bataryalarda %50'si oluyor. Makinede de %30'unu geçmeyecek parası. Artı değiştirilen parça, içine takılan değiştirilen parça ne yapacak? 6 ay boyunca hiçbir sorun yaşarsa, herhangi bir sorun yaşanırsa aynı parçayı tekrar değiştirecekler.
Mesela ücretli olarak bunu neyi değiştir? Atıyorum yine motoru değiştirdi. Motoru değişti. 6 ay içinde motorda tekrar bir sorun çıktı. O motor garanti altında olmuş oluyor. Ve hiçbir ücret alınmadan o motoru tekrar değiştiriyorlar arkadaşlar. Onu öğrendim. Şimdi makineye güveniyorlar yani, onu söyleyeyim. Şurada bir yağ bölüm var arkadaşlar. Şöyle. Buradan buraya yağ koyuyorsunuz. Buradan söylüyor. Yağ koyun diyor. Tamam. Buraya yağ koyuyorsunuz. Hadi biraz koyalım. Nasıl olsa biraz çalıştıracağız. Hem açmışken koyalım. Şimdi bu yağı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şuradan yağın seviyesini görebiliyoruz. Görebiliyor musun Sami? Bakın şuradan yağın seviyesi, şurası şeffaf. Burada yağın seviyesini görebiliyoruz. Bir de şunu söyleyeceğim. Mesela burada zincir ayarlamak için bir şu anahtar var. Bu böyle duruyor. İstersen bu anahtar böyle hafif olsun diye Sami şöyle kullanmadan eve koysan, ama çok ağır bir şey değil ya. Şurada duruyor. Böyle. Mesela şuradan bunu sökebiliyorsunuz. Şöyle. Aynı bildiğimiz zincirler gibi. Ben mesela bunu stilinde araştırdım arkadaşlar. Stilinde böyle bir yağdanlık var. Şöyle buraya yağlayıp duruyorsunuz. Ama bunda yağlamaya gerek kalmıyor. Bak burada zincirin gevşekliği falan. Böyle zincirin gevşekliğini ayarlıyorsunuz. Eğer bunu çıkarmak isterseniz kolay. Buradan böyle çıkarıp tekrar takmak isterseniz önce bunu takıyorsunuz motorunu. Tamam. Oturdu. Böyle motorunu takıp şöyle kapağı takıp, eğer zincirin sıklaşma ayarı olursa şuradan bunu biraz gevşetip buradan böyle sıkım ayarlayıp ondan sonra bu cıvatayı takıyorsunuz. Aynı bildiğimiz bışkı motor gibi ya. Buna bir deneme yapacağız biraz sonra. Annemin makinesi. Şimdiden hayırlı olsun bakalım. Şimdi bunu yaptık. Şimdi bataryayı da şuradan takacağız. Böyle. Burada mandal var arkadaşlar. Şu mandal öbür taraftan, bu taraftan, iki taraftan basıyorsun. Öyle çıkartıyorsunuz. Böyle çıkartıyorsunuz. Takarken de şöyle yapıp vurabilirsin. İttirebilirsin. Şimdi sıra geldi çalıştırmasına. Şimdi şurada bir mandal var arkadaşlar. Yeni güvenlik yasasına göre bunlarda da tek basışta çalışmıyor. Şöyle mandal var. Mandalı bastıktan sonra bu düğmeye öyle basabiliyorsunuz. Ya da şu tarafta yine bir mandal var. Şöyle hangi elinize uygunsa çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi çalıştıralım bakın. Mesela şuradan mandalı itebiliyorsunuz mesela. Şuradan itip öbür taraftan elimle itiyorum mesela. Tamam. Çalışma prensip bu. Mesela belki nereden öğreneceğiz? Şarj ne kadar kalmış? Her bastığınızda bak bir tane ışık yanıyor. Tek bir tane şarjı var şu anda. Bitmeye yakın. Bir tane şarjı var. Onu öyle anlayabiliyoruz. Şurada 4 tane lamba var. Bak bastığınızda, düğmeye bastığınızda hemen yanıyor. Bıraktığınızda hemen anlayabiliyorsunuz. Mesela ben böyle çalışıyorum. Bıraktım. Hemen ışığı görüp anlayabiliyorum yani. Evet. Bu böyle. Ötekine bakalım. M18'ler var bir de bu. Bunlar arkadaşlar. Büyükleri. Ona gerek yok da. Eğer söylemek için söyleyeyim. M18'lerde de ayrı bir özellik falan var onlarda. Bunda da şarj var Sami. Bunda da tek kırmızı yanıyor. Bunu da şarja bağlayalım. Bak şu hareket yanlış. Mesela ikinci elinizle dal keseceksiniz ya. Bunu böyle bastırmanız yanlış. Bunu içine sokacaksınız arkadaşlar. İçine soktuğunuzda buna değmiyor. Şuraya aşağıya bas mesela. Bundan vurdum. Elimiz buraya dek geliyor. Ama içine soktuğunuzda ne yaparsın yapın. Eliniz hiçbir şekilde zincire gelmiyor. Güvenlik olarak güzel. Bunu bile tavsiye etmem. Mesela bunu böyle tuttuğunuzda şurada burası kauçuk. Çok güzel bir kauçuk. Eliniz kaymıyor. Şuradan da yine bir kauçuk. Elinizle böyle tutuyorsunuz.
Şöyle kavruyorsunuz, böyle çalışıyorsunuz. Yani bu güvenliği uyguladığınızda kolay kolay bir şey olmaz. Ve brushless, yani kömürsüz motor oluyor arkadaşlar. Ondan söyleyeyim. 89 desibel ses yayması varmış. Palanın uzunluğu 15 santimetre. O palanın uzunluğu. Stildekinlerde onlar 10 santim dedi stildeki. Onun bu daha güçlü olarak aldık. Ve onun yağlama sistemini sevmedim ben. Şuradan böyle küçük bir yağla yağ yapıyorsun. O yönden onu sevmedim sadece. Şimdi biz bataryaları şarj edelim. Ondan sonra bir bakalım. Bir denemesini yapalım. Çünkü bataryanın ikisi de azmış. Böyle şarj ediyoruz. Kırmızı yanıyor. Şu anda şarj oluyor tahminim. Bunu şuradan asabilirsiniz şöyle. Yukarı şöyle yukarı asıp şu arkasında bakın şurada geçmeceler var iki tane. Bunlar böyle çiviyle asıp bunu böyle takıp böyle şarj edebilirsiniz. Ya da bir masanın üzerine böyle koyarsınız yere. Böyle şarj edebilirsiniz. Şimdi bunlar dolsun. Ondan sonra biz bir kesme denemesi yapalım bakalım bununla. Evde gelmedi şimdi. Bir tane evde aldık. Anneme. Bir tane evde alıverdim. Bundan sonra artı olarak. Bir de motor yağı gibi böyle bir yağ alıverdim. Temiz bir yağ kullansın diye. Petrofisinden. O bilmiyor da ben güzel bir yağ alıverdim dedim. Yağ olarak kullanırım. Ben de böyle iyi bir yağ olsun. Bunu kullansa da fazla yağ harcamaz bu. Bunu da anneme alıverdim. Arkadaşlar denemeye başlayacağız. Şarj ne kadar? 3 tane. Hepsini dolduramadım. Öyle zaman beklemedim. 3 tane olunca, dolu oluncaya kadar yani %75 şarj var diyelim. O şöyle bir deneme yapalım. Tamam şu böyle biraz ince var ama yine bundan bir deneyelim. Gel bu tarafa Sami. Ama kura en azından yani. Kuru, kupkuru ama bu. Ondan sonra şöyle yapalım. Şunu deneyelim. Bir kez de yapalım. Bayağı bir kuru. Şu an iki tane şarjı var. Tam dolu olmadığından bilemiyoruz ne kadar şarj olduğunu. Şimdi başka böyle yaş hangi kalınlar oğlum? Şunlar. Baba destere güzel bunlar yaş kesin değil mi? Mi? Bunlar kuru. Bak şurada incir var bir tane kalın. İncir odun. Baba destere kalınları falan güzel kesiyor mu? Bunun büyüklüğünde 15 santim büyüklüğünde hepsini keser. He. Şunu Emine bunu nasıl olduğunu koyacağız ya. Evet bunu sabah atarız. Bu ne la? Bu ne? Dur parçayı da alayım, sobada yakarız. Şöyle yapacağız ya, dur yanlış oldu. Şey. İki tane şarj yanıyor. Ama hafifli çok güzel ya. Çok hafifli güzel. Yaşarsana. Çok bak, güzel ya. Bana ağır geliyor. Şimdi düzgün ocak odunlarından mı? Şunlardan mı? Tamam. Şöyle tek bundan şöyle alın. Şöyle yapalım. Öf 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 öf. Gerçi incir odun yumuşak olur da. Ama az önce kestiğimiz şeyler tam böyle pinardı. Yılların orman odunu kuru şekildeydi. Başka deneyeceğimiz
Dur oğlum. Şunlardan bunları sobalık yapalım mı Emre biraz? Şöyle soba tutuşturma için. Şuraya ayak koyayım ki kayıyor. Şöyle çevirelim. Evet. Böyle nasıl biliyorum gülüm? Arkadaşlar nasıl biliyorum, biraz ince diş değil. Kalın diş. Onun için böyle tekerle değil de şöyle destek alırsan, şöyle destek verirseniz daha güzel olacak. Mesela tekerle böyle yerine böyle tıt 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 hafiften tırtabı yapıyor. İki eliyle şöyle tuttuğunda en güvenli böyle. Hah şöyle. Sopa tutuşturma için kesiyoruz ya. İyi mi? Şunu mu? Baba annemin tutuşturmakları hazır. Ne kadar var? İki tane daha var. Hiç onda düşmemiş. Şimdi böyle iyi. Bakın şeyin büyüklüğünde tam biraz da pay var da büyüklüğü böyle. Şöyle destek olsun ayağını. Valla fena bir şey ya. Valla. Baba hani böyle çoklu kazılma odunlar oluyor ya. O? Kestirin ucunu yapmaması lazım değil mi? Evet. Bak durdu. Bir daha durdu. Bir tane yerim. Tamam. Bak şu mavi pili de kes, çok güzel oluyor. Tamam. Şunu da keselim bir son kez. Hep kurulardan gidiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar çok kuru ya. Çok sağlam bir şey bu. İnce olduğuna bakmayın, çok kuru yani. Hakkından geldi bak. İki şarj halen de iki şarj duruyor. Önce 3'tü. Ama belki yeni 3 yanmıştır. Ama ne zamandan beri kesiyoruz, 2 de devam ediyor. Yani ben beğendim. Ben beğendim arkadaşlar. Hafifliği güzel. Ağır değil. Mesela kendinden yağlama özelliği çok güzel. Kendinden yağlama önemli olan bu. Şimdi ben bunu yaptım ya. Cebimden yağ çıkaracağım. Böyle buralara süreceğim. O da güzel olmuyor. Bu kendinden yağlayan, sevdiğim. Bu da düşmüyor. Anahtar düşmüyor. Böyle duruyor. Ben sevdim arkadaşlar. Gerçekten güzel. Tavsiye ederim. Baba düğmesi sert mi? Yine bunun denemelerini... Oğlum... Çit baskılı. Sen yine kullanma. Şuna basıyorsun. Öyle basıyorsun buna. Bunun denemelerini artık yapacağız yine. Mesela bu şarjı tam full dolduracağız. O kadar tam dolmadan aldık biz, söktük bataryayı. Tam dolduracağız. Doldurduktan sonra bahçede denemeleri yapacağız. Mesela 2 tane batarya ya da 1 tane batarya kaç saat gitti? 2 tane bataryayla ne kadar gitti? Günü çıkardı mı?
Hep onu, hepsine bakacağız arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Videoyu burada bitirelim. Abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.